Öncelikle 2017 yılını geride bırakıyoruz, 2018 yılına adım atıyoruz. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Valla 2017 bitmek üzere, doğru. 2018 tüm Türkiye için bana sorarsanız, gençlik için mutlu, sağlıklı bir yaşam diliyorum. İnşallah umudumuz gerçekten, umudumuz gençler için önemli olan onların hedeflerine ulaştırabilmek, onların başarılarını devam ettirebilmek, diğer taraftan da en güzeli onları iş olarak da sağlayabilmek diye düşünüyorum. Yani hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. 2018 yılı hayırlı olsun diyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Hocam, 2017 yılında geride bırakıp 2018'e geçiyoruz. Ancak 2018'in Türkiye ekonomisi açısından nasıl buluyorsunuz? Yani 2018'de Türkiye ekonomisi nasıl şekillenecek? Nasıl görüyorsunuz? Valla inşallah umudumuz iyi organize olursa, iyi ithalat ve ihracatımız gelişirse 2018 yılı ekonomi açısından iyi olabileceğini düşünüyorum. Ama gelin görün ki yani şu anda bir sürü imigrasyon dediğimiz yabancı uyruklu insanların Türkiye'ye yerleştiğini, bu bağlamda da yerleşmesine ben karşı değilim tabii ki. Ama gelin görün ki benim bir sürü öğrencilerim burssuz, eğitimsiz çalışıyorlar ve bu bağlamda da böyle bir denge sağlanması lazım ki gençlere de burs verilebilmesi. O gençlere, yabancı uyruklu gençlere burs veriliyor karşılıksız. Ama gelin görün ki maalesef diyorum, benim öğrencilerime, yani Türkiye'de eğitimini yapan öğrencilerime burs hakkı tanınmıyor. Tanılsa bile başbakanlıktan tanınıyor bildiğiniz üzere. Gelin görün ki ne görüyoruz? Borçlu KYK. Evet, borçlandırarak o öğrenci mezun oluyor ve böylelikle de o borçlu olarak hayata atılıyor. Bu olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Düşünceleriniz için çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun, var olun. Sağ olun.